Evrim Akın'la Ev Kuşu'ndan herkese merhaba. Ay ne mutlu bize. En başta sevgili yapım, evim, ailem, C yapım. Suavi Doğan, Şebnem Çetin, Funda Demircigil, Dilek Menzilci, Metin Ertan, Onur İliman, Özleyiş Yalçın, Mengütay Beyribey, Sıtkı Taş, Servet, editörümüz Ali, Kübra. Bizim evimiz bu kadar. Ay ben size kurban olurum. İyi ki varsınız. Böyle duygusala bağlıyorum. Bu aralar çok duygusalım. Mevsim geçişleri de böyle oluyorum. Bir kepekleniyorum, bir gözyaşlarım şuralarda oluyor. Gözyaşlarından hiç bahsetme Evrim. Çünkü bugün bizim için çok çok özel bir gün. Yağmur demedik, kar demedik. Haftaları ve ayları tek tek devirip bu çok özel ana geldik. Dalya dedik biz. Ne güzel de dedik. Yüzü gördük. 200'ü de görürüz inşallah. 300 olur. Daha nice programlar olur. Yeter ki biz bir arada olalım. Sen ekranda ışıl ışıl parlayan gülen yüzümüz olmaya devam et. Biz daha ne dalyalar yaparız Evrim. İyi ki varsın ve bizimlesin. İyi ki varsınız. İyi ki ben kabul etmişim sevgili Suavi Doğan'ın teklifini. Ay çok duygusalım. Çok da güzel bir eve gidiyoruz bugün. Ha işte tam bu ana sıra ne zaman gelecek diye sabırsızlanmaya başlamıştık ki 100. programımızın ev sahibini açıklama zamanı geldi Evrim. Hadi patlatalım bombamızı. Türk pop müziğinin bence kraliçesi. Çok seviyorum kendisini. İnsan olarak da şarkıları olağanüstü güzel zaten. Hepimiz onunla eğleniyoruz, atarlanıyoruz, giderleniyoruz. Coşuyoruz da. Olmazsa olmazımız. Hadi bakalım Demet Akalın. Haydi Dalya. Eğlenceye gel. Gel vatandaş gel. Gel gel. Gel gel diye diye kapıya dayandın Evrim. Bir de zili bulmayı başarırsan bizden iyisi yok. Ay zilleri yok kız. Ay bak süslüler bunlar çok süslü ana. Okanlar, Demetler, Hero'lar. Anam çocukla ev olunca böyle oluyor benim. Zilsizsiniz. He? Zilsizsiniz. Zilimiz dışarıda var o da çalmaz. Her şeyim sıfır. Diye. Her şeyim öyleymiş, sıfır. Öyleymiş görüyorum canım. Her şeyim sıfır. Yemin bu bak montu hiç giymemiştim. Yalan. Allah belamı versin sıfır. Ayakkabılarım sıfır. Neden? Her şey Demet Akalın için. Tabii. Yüzüncü bölüm. Çünkü şey. Sessiz. Bebekli ev ya. Merhaba. Bu harbiden önceden girmedi yalnız eve he, antika kadın. Hiç gelmedim ben sana. Hayır hayır. Yani çekim öncesi normalde yalandan bir girilir sonra çıkalım. Hiç yapmıyorum. Herkesle böyleyim. Aa buyurun. Sürprizi kaçırmamak için. Çok tabii, antikayım değil mi? Tabii. Girsenize soğuk. Sevgili Ceylan'ın da dediği gibi denyoyum ya ben. Öyle bir denyoyum ya ben. Hadi gel minik. Nerede? Eniştem nerede? Şey. Merhaba canım. Eniştem. Ne haber? O da senin önünde girdi yani yanlış anlama. Şu gördüm ben arabada onu. Oturuyordum böyle arabada. Sen arabada oturduğun o pozisyonunu hiç bozma. Çünkü bizim halletmemiz gereken küçük bir işimiz var Evrim. Az sonramızı izleyelim. Ardından salona geçip muhabbeti koyulaştıracağız Okan Bey ve Demet Hanım'la. Wow. My... Oh yeah işte kral. İşte kraliçe. Ya yalan senden iki dakika önce girdi eve ya. İfademi alacak gibi bekliyordun. Başkomiserim. Hoş geldiniz. Komiserim. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Öpüyor. Ben buna mı konuşuyorum ya? Evet. İstersen onu konuş. Tamam bunu konuş. Böyle mi yapacağız yani? Ay o susa ya biz ikimiz şeymişiz. Sen susana. Hoş geldiniz. Yok ben geldim. Ha sen gel. Nasıl değil? Hoş bulduk. Biz bugün suçluyum. Çekime geldik. Ay ne iyi ettiniz. Niye geldik? evinizi bize gezdirebilir misiniz? Gezdirelim mi? Bazı yerlerini düşünerekten tabii olabilir. Mesela bazı yerleri derken? İşte yatak odasına girmezseniz sevinirim. Bence de girmesek daha iyi olur. Ama kızın odasına girebilirsiniz. Kızımızın odasına... Belki de gösterebiliriz, bilemiyoruz. İleriki dakika 100. bölüm hatırına bilemiyoruz. Bugün bize her şey serbest. Çünkü Demet Akalın'ın da belirttiği gibi 100. programımız. Ama öncesinde evi görelim. Buyurun evimize hoş geldiniz Ay, tekrardan. Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Sohbetimize oturarak başlıyoruz. Ve bakın Demet Akalın'dan bizi heyecanlandıracak nasıl bir açıklama geliyor. Hay bakma böyle kırıtık. İlk önce hani böyle bir hava olaraktan hani. Hera karşılama. Ama biraz sonra İnşallah. Şu bebek tabii bütün her şeyi çıkartacak. Saçlar toplanıp tülbent takılacak ve mantı açacağım Konsept, size. Konsept değil mi? Tabii. Ay ne güzel. Ama tatarız ya. Yani kocam çok iyi yemek yapamaz. Ben de mantı düşündüm. Kötü Harika, mü yaptım? Hayır. Süper. Mantılar açılacak. Sürprizlerin ardı arkası kesilmeyecek. Ama öncesinde ünlü çiftin iş hayatı ile ilgili merak ettiklerimiz var. Nasıl gidiyor?
İyi, yoğun vallahi çalışıyoruz. Maşallah ya. O da çalışıyor, ya. Ben de çalışıyorum. Senin maşallah. Evet. Takipteyim zaten. Albüm, yeni albümü hazırlıyorum ama tabii benim için yeni albüm hani bir şarkıyı çıkarttıktan sonra geçmiş olsun. Benim için hemen eskiyor. Senin için eskiyor, bizim için hiç eskimiyor ya. Ben evet, hala oturup oturup... Çok şarkı var aslında klip çekilecek ama belki bir iki tane daha çekeceğim bu albüme klip. Ama ben şimdiden tabii yeni klip için Brezilya'ya gideceğiz. Yani yeni albümün yeni klibi için. Güzel bir şeyler yapayım istiyorum çünkü insanlar benden değişik bir şeyler bekliyor. Artık her albümde de başka şeye kafa yormaktan tabii. Ama sağ olsun son birkaç albümdür Okan bana bayağı bir destek. Yani değişik şeyler olsun işte. Hem menajerimizden ayrıldık, hem iş konusunda olsun. Ben bile eskiden hiç şarkılarımı dinletmezdim. Bir manikürcüm vardı 10 küsür senedir. Bir tek ona dinletirdim. Artık son albümlerde hep Mini'ye de dinletiyorum. Gel diyorum stüdyoya. Stüdyoda evet, kendimi açtım ya Mini. Evet. Eskiden kimse olsun istemezdim. Daha kapalıydı değil mi? O daha kapalıydı. Şey bozulması. Yine gerçi öyleyiz. Kapalıyız. Kimseye dinletmiyoruz ama. Gerçi stüdyoda geldiğinde de Okan anlıyor şey benim tedirgin olduğum. Hemen ya bahçeye çıkıyor ya oralarda dolanıyor. Ama gerçekten çok güzel albüm oluyor. Güzel şarkılar geliyor. Olmaz mı Demet Hanım? Maşallah her albümünüzde hitler peş peşe geliyor. Hangi birini izleyicilerimizle paylaşsak ki şimdi? Birbirinden güzel Demet Akalın şarkılarını program boyunca dinlemeye devam edeceğiz. Ama şimdi biraz da Okan Bey'in iş hayatına göz atalım. Okan Bey de kendi işleriyle güçleriyle onun da bayağı bir işi büyüdü. Tırcı biliyorsun bizim adam. Bayağı bir tır aldı. Lipya'ya gidiyor, geliyor. Onun için o kendi şeyinde de çok mutlu, çok heyecanlı günleri var. Aynen öyle. O yüzden de kızımız iyi, her şey yolunda. Oh.